hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ediyorum. İmanlı, temiz, çalışkan, zengin olur kardeşlerimizle uzun zamandan beri böylesine bir araya gelip kucaklaşmayı hasretle bekliyorum. Allah'a şükürler olsun. Bu güzel günün, bu güzel saatinde işte çok şükür bir arada. Her şeyden evvel Refah Partimizin iktidara yürüyüşü münasebetiyle bu güzel toplantıyı terkip etmiş olan Refah Partimiz, Zeytinburnu İlçe Teşkilatımız mensubu kardeşlerimize huzurlarınızda kalpten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güzel akşama koşup şu coşkulu topluluğu meydana getiren Zeytinburnu kardeşlerim olarak hepinize ayrı ayrı kalpten teşekkürler istiyorum. Ve ülkemizde yaşayan 65 milyon evladımız yıllardan beri büyük ızdıraplar çekti ama kurtuluyor. Kurtuluşa bir tek adım kaldı. En kısa zamanda ülkemizde bir büyük seçim yapılacak. Çünkü bugünkü siyasi iktidarların ayakta duracak halleri kalmamıştır. Refah Partisi inşallah fakir bir çoğunlukla parlamentoya girecek ve böylece yeniden büyük Türkiye'yi hep beraber kuracak ve yeni bir dünyayı Allah'ın lütfuyla hep beraber kuracak. İşte bu akşamki coşkumuzun temelinde bu parlak gelecek. Çok yakında Allah'ın lütfedeceği bu büyük zaferin heyecanı var. Ondan dolayı heyecanlıyım. Ondan dolayı coşuyorum. Çok şükür. Elhamdülillah. Muhterem Zeytinburnu kardeşlerim, bu noktaya nasıl geldik? Bunu hepimiz yaşayarak gördük. Türkiye çok farklı bir hayat tadineli 50 yıl oldu. Bu 50 yıl esnasında ne yazık ki Batı taklitçisi diğer bir tabirle yavur ağaçlı zihniyetlerin elinde kaldı. Dolayısıyla bu zihniyetler
ülkemizde yapılan son 3 yılın seçimlerinin en önemlilerinden biri, 1 milyon memleket evladının sandık başına gittiği 1 Kasım 92 seçimlerinde hangi sonuçlar aldı? Refah Partisi'nin Türkiye oy ortalaması %28. DYP'nin oy ortalaması %14. Bu seçimlerin arkasında hepimiz biliyorsunuz masumik sinyaller ne dediler? Efendim, hava bilgiye müsaitti. Bizim insanlarımız bilgi yapmaya gitti. Onun için seçim sonucu böyle oldu. Yoksa bizim çok gücümüz vardı. Öyle mi? Sizi gibi masumlar bizi. İşte arkadaşlar, bir niyeti bank geldi. Hadi bakalım. Neyiniz varsa sorulayın, çıkın ortaya. Bak, 27 Mart seçimi ülkenin her yerinde yapılıyor. Sonra Mart ayı olduğu için hava bilgiye de müsait değil. Buyurun. Ne oldu? Başta dünyanın başkenti 10 milyonluk İstanbul'u. Türkiye'nin başkenti Ankara. İstanbul'un sadece büyükşehir belediye başkanlığı değil. 17 merkez ilçesinin belediye başkanlığıyla beraber bütün İstanbul'u halkının Refah Partisi'ne emanet etti. İstanbul'dan başka Ankara 5 tane merkez ilçesiyle beraber Refah Partisi'ne teslim etti. Konya zaten Refah Başkalesi. Kayseri, Erzurum, Diyarbakır, Trabzon, Rize, Van, Urfa, Bitlis, Bur, aklına ne gelirse say. Sosyal, sosyal kavramlar böyle olur. Türkiye'de 65 milyon insan yaşıyor. 45 milyon insanın yaşadığı gelir. Belediye başkanı Refah Partili belediye olarak seçildi. Türkiye'nin 2/3 nüfusu. Ve bu haritaya alıp baktığımız zaman Türkiye yüz ölçümünün 2/3'ünü kaplayan illerin hepsinde 28 tane ilde belediye Refah Partisi'ne verdi. Bu sefer masonik zihniyetler ne dediler? Efendim beyefendi sağa bakacaktı. Yanlış basmışız oy pusulalarını. Sola bakıyor. Ne olacak? Seçimlerini çok belli edileceğiz. Hadi yemeyelim bakalım. İşte 3 Temmuz ve 10 Temmuz 94 seçimleri böyle yapıldı. Yine 1 milyon memleket evladının yaşadığı yerde yapılan Temmuz seçimleri de gösterdi. Refah Partisi'nin oy oranı %37. DYP %12. ANAP 12 kadar. SHP %5. Her zaman söylediğimiz gibi pas pas oldu. Ve işte bu 3 tane batılı cüce. 3 batı taktikçisi cüce. Üst üste koyduğum zaman ne çıkıyor mekana? %12 DYP, %12 ANAP, %5 SHP. Üçü birden %29 tutuyor. Refah tek başına %37. %37 demek, Türkiye'de bir uçakla bir helikopterle dolaşırsa hangi ülkenin hangi köyün hangi sokağında iki kişi yan yana yürüyor görürsen, birisi Refah Partili olmuş, öbürü de Refah Partili olmak için sırasını bekliyor demek. İşte ülkemizde yapılmış olan son bir tane önemli seçim bu sonucu ortaya koymuştur. Şimdi görüyorsun, Çin'den lan Amerika'ya gidiyor, ne diyor onlara? Bana aman bir ara ver boş para. Neden? Onları refahla korkutmaya çalışıyor. Refah gelirse ne olur? Viyana'nın önünde yeniden İslam askerlerini görürsünüz diyor Çinler. Bak,
Şimdiye kadar Ermeni'ye elektrik verdikleri yetmiyor. Trabzon limanı Ermeni'ye ayırdılar.
Şimdi 23 Nisan kutlanıyor. Köyler yakılmış, göçer mecbur edilmiş. Güneydoğu Anadolu'muzun milletvekili yok. Dökük diş gibi meclisin açılışı kutlanıyor. Neden ya bu? Neden? Vatanımız bir bütün değil mi? Oradaki bölgelerinde bir an evvel milletvekili seçilmesi lazım. Yok. Seçime gidersek 22 milletvekili hepsinde Refah Partisi kazandı. Perişan olur. Önleri kaçtı. Öyleyse seçime gidebilirsiniz. Çekirge bir zıpla, iki zıpla. Üçüncü zıplamada avucun içinde yakalandı. Bundan dolayı ki bu takipçiler dışarıya köle uçak oldukları için bittiler. Faizci oldukları için bittiler. Çünkü 11 milyon insanımız bu faizciler yüzünden var. Çünkü 11 milyon çalışan insanımız onlar da bu faizciler yüzünden var. Bugün Türkiye'de asgari ücret 2,5 milyon lira. Bu parayla 4 çocuklu bir aile bizim halkımızı eziyor, işçimizi, köylümüzü, memurumuzu, esnafımızı eziyor bu zalimler. Topladıkları bütün vergileri götürüp yavrulara faiz diye ödüyor. Bunlar bize hizmet etmiyor. Bir işgal komiseri gibi dışarıya hizmet ediyor. Dolayısıyla bizim insanımıza yaşama hakkı vermesi mümkün değil. Öbür taraftan bildiğiniz gibi bunlar laik dedi. Bunlar din düşmanı, İslam düşmanlığını yürütmek istiyorlar. Çünkü her zaman ifade ettik, bak şu mecliste çıksan, bir konuşma yapsan, desen ki Yunan filozofu Aristo şöyle diyor, hepsi sükunetle dinlerler. Fransız düşünürü Descartes böyle diyor, hepsi sükunetle dinlerler. Ama ve illa kazara, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur dedim mi, tam tamlar yan yan dansları başlar. Dolayısıyla bunlar halkımızdan kopuktur, halkımızın inancından kopuktur, halkımızın tarihinden kopuktur, onun için fosil olmuşlardır. Allah'a şükürler olsun, 400 tane belediyemiz destanlar yazıyor. İşte İstanbul Belediyesi. Bak ben çok şükür her hafta geliyorum. Düzlere marşını hazırladık, söylemem dakikada İstranca Barajı'nın sularını İstanbul'a sevk ettik. 6 Nisan günü. Öbür hafta geldik. Kendiliğin Kızıldere denen, Tanlıdere denen viyadüğünde yepyeni 11 kilometrelik otoyolun inşasını başlattık. Baraj yapmak devlet suçlanmışı. Otoyol yapmak karayol yapmış. Niye yapmıyor? Kendi başına sürecek. Parası yok ki. Parası yok ki. Bak, 400 tane Refah Partisi belediyesinin 95 yılı bütçesi 400 milyon. Yaptığı yatırım 60 milyon. Devletin yatırımı ne kadar? 47 milyon. Onun da 30 milyonu Refah Partili belediyede eski borca mahsul bence ödüyor. Şu havaya bakın.
Allah'ın izniyle 74-78 yıllar arasında hükümette olduğumuz zaman nasıl bir büyük seferi kazandıysak, nasıl 200 tane trilyonluk tesisle ülkenin her yerine en büyük bağım sanayi fabrikalarını kurduysak ve nasıl büyük manevi kalkınma hamlesini yaptıysak, işte şimdi bir adım kaldı, çok yakında geliyoruz. İnşallah Türkiye dünyanın en güçlü ülkesi olmakla kalmayacak, yeni dünyanın öncüsü olacak ve de İslam Birliği kurulacak, böylece yepyeni bir dünya kuracak. Ne mutlu bu salondaki inançlı kardeşlerimize, bütün 6 milyar insanın saadeti için canla başla hakkın hakim olması için gece gündüz çalışıyorsunuz. Ve bu iktidara yürüyüş toplantısını tertip ederek yeniden çalışmalarınıza hız kazandırıp yeni hamlelere başlıyorsunuz. Allah hepimizden razı olsun. En kısa zamanda hakkın zaferini hepimize göstersin. Şu ülkedeki 65 milyon insanın, 1,5 milyar İslam aleminin ve hatta 6 milyar insanın hepsinin saadeti için en büyük hizmetleri yapıyorsunuz. Bu şerefinizle sizi Refah Partisi'nin mücahitleri olarak alnınızdan öpüyorum. Bu toplantının bütün Zeytinburnu'muza büyük bir şuur, büyük bir canlılık, büyük bir hamle getirmesini Cenab-ı Allah'tan dileyerek huzurlarınızdan uçağa yetişmek üzere müsaadenizi rica ediyorum. En kısa zamanda hayırlı vesilelerle tekrar Hallettik.